MTürk TV ekranlarından iyi akşamlar. Bugün 27 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, ayakta olacaktır dedi. Normalleşme sürecindeki tavrı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Cumhur İttifakı'nın diriliği ve sağlamlığı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Son 8 yıldır ülkeye hizmet mücadelesini aynı hissiyatı taşıdığımız, ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız yol arkadaşımız, ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkür etmiş olsa bile Türkiye adına, milletimiz adına birdir, tek yürektir, tek ruh, tek vücuttur. Dedi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Her birinin gerisinde 22 yıllık emek, mücadele ve dökülmüş alın teri vardır. Aziz kardeşlerim, 15 Temmuz darbe girişimine karşı şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Son 8 yıldır ülkeye hizmet mücadelesini aynı hissiyatı taşıdığımız, ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız yol arkadaşımız, ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile omuz omuza yürüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin son zamanlarda parti üzerinden yapılan karalama çalışmalarına karşılık Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin omurgasıdır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Avukat Abdülkadir Tekin son zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden yapılan bazı karalama çalışmaları üzerinde açıklamalarda bulunarak Milliyetçi Hareket Partisi milletin omurgasıdır. Cumhur İttifakı'nın dağıldığını sokaklarda konuşan kişilere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli her haliyle en güzel cevabı vermektedir dedi. Liderler seviyesinde baktığımızda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birlikteliği 15 Temmuz 2016 tarihinden beri en ufak bir çatırdama olmadan devam etmektedir. Zaten bundan sonraki süreçte de bugün AK Parti Sayın Ömer Çelik Beyefendi'nin yaptığı açıklamayla birlikte AK Parti'nin kendi teşkilatlarının da bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı'nı vatandaşa daha iyi anlatmasına yönelik çalışmalar olacağı bugün itibariyle basın toplantısında açıklandı. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bu memleketin bekasını düşünen yegane ittifakın ayakta olmaya devam edeceği kanaati içerisindeyiz. Devlet Bey'in yaptığı açıklamalarında tamamı bu doğrultuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam Polis Akademisi mezuniyet törenine katılarak mezunlara üstün başarı plaketi takdim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Dönem Birincisi Polis Memuru Hatice Kahraman, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. 5 kardeşiz Sayın Cumhurbaşkanım. Erdoğan, 2 yıllık zorlu ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 483 üye kadın, 1883 erkek toplam 2366 polisi ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Bugün dünyanın 15 farklı ülkesinden toplam 94 misafir öğrenciyi de akademiden mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Polislik mesleğine ilk adımınızı attığınız bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2 yıllık zorlu ve yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 483'ü kadın, 1883'ü erkek olmak üzere bugün mezuniyet sevinci yaşayan toplam 2366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Fethiye'de bulunan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip Kayaköy, 2024 yılının ilk aylarında en çok ziyaretçi çeken öğren yeri oldu.
Fethiye'de bulunan 5000 yıllık geçmişe sahip tarihi Kayaköy, 2024 yılının ilk ayında en çok ziyaretçi çeken ören yeri oldu. Fethiye Müzesi'ne bağlı ören yerleri içerisinde Kayaköy, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı turisten en çok nasibini alan merkez oldu. 2023 yılında 100 bin ziyaretçi sayısıyla yörede bulunan müze ve ören yerlerini sollayan Kayaköy'e 2024 yılının ilk 6 ayında 25.438 yerli ve yabancı tatilci ziyarette bulundu. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.